Evet, bugün sizlere YouTube'daki yabancı videoları nasıl Türkçe'ye çevirirsiniz bunu göstereceğim. Şuradan herhangi yabancı bir video açalım. Khan Akademi'den mesela. Yabancı kanal. Videomuz bu şimdi. Şimdi baktığımız zaman burada Türkçe alt yazıyor. Şimdi biz bu İngilizce alt yazıyı Türkçe'ye çevirebiliriz. Yazıya çeviren uygulamamız LingoTube. Girdik. Buradan Google hesabınıza giriş yaparak, oturum açarak kendi videolarınızı görebilirsiniz. Ben önceden giriş yapmıştım. Şimdi bakın. Eğitimi geç. Şimdi baktığımız zaman alt yazıyı Türkçe'ye çevirdiğini görüyoruz. Şimdi biz yalnızca İngilizce alt yazıyı kapatmak, yalnızca Türkçe alt yazının görünmesini istiyorsak işaretlediğim yere tıklayın. Belki Mobizen ibaresinden dolayı gözükmeyecek ama aşağıdaki kısma tıklayın, A işaretine. Yalnızca İngilizce. Tekrar tıklayın, yalnızca Türkçe bakın. Bu ayarı buradan da yapabilirsiniz isterseniz. Şuradan oynatılırken manuel bunu yalnızca ana dil seçin. Duraklatıldığında alt yazının kapanmasını istiyorsanız bunu gizli yapabilirsiniz veya ana dil seçin. Şimdi cümleyi tamamla dediğiniz zaman, şimdi burada sadece cümlenin belli bir kesitini gösteriyor. Cümlenin bir kısmını. Siz cümlenin tamamı burada tek satırda, tek seferde gözüksün istiyorsanız buradan cümleyi tamamla diyeceksiniz. Bakın. Mesela olasılık nedir? Bir yarışmacının doğru tahmin et. Bakın. Devam edelim. Eğer biz bunu cümleyi tamamla demeseydik, bunu şöyle gösterecekti. Onları hangi sırayla seçtiği önemli değil. Tek bir satır devamında veya yarışmacının bunları tahmin ettiği sıra. Şimdi bunu neden anlattım? Asıl önemli nokta şu. Şimdi alt yazıyı bir dilden başka bir dile çevirirken cümleyi tamamla demezseniz, yani cümlenin belli bir kesitini göstermek isterseniz burada cümle karışık olabiliyor. Devre içi cümle çıkabiliyor. Mesela bu son cümle veya yarışmacının bunları tahmin ettiği sıra. Önceki kesitten önce gelen ihtimali var. Bu yüzden. Her neyse şimdi. Göstereceklerim bu kadar. Eğer yorum gelirse, beğeni gelirse bu uygulamanın devamını çekeceğim. Daha da ayrıntılı anlatacağım. Şimdi peki alt yazıyı Türkçe sese çeviren bir uygulama var mı? Yani mesela diyelim ki siz sayısal alanda işte matematik, fizik gibi ders videoları izleyeceksiniz. Bir yandan ekrana bakmak, bir yandan da alt yazıyı okumak sizin için zor olabiliyor. Bu alt yazıyı sesli olarak okuyan uygulama var mı? Var. Uygulamamız Subtitles Pro. Subtitles Pro. Şimdi bunun bir demo sürümü var. Ücretsiz uygulamanın videonun yalnızca 5 dakikalık kısmını gösteriyor. Devamını izlemeniz için bunu satın almanız gerekiyor. Ben bunu önceden satın almıştım 90 liraya. Bunu da ben göstereyim size. 90 TL'ye satın almıştım. Evet, uygulamamız açıldı. Devam edelim buradan. Buradan istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Mesela örnek. Benim en çok hoşuma giden buydu. Ses testi. Devam edelim. YouTube'a girelim. Yine tekrardan oturum açalım.
Oturum açamadık, tekrardan girelim. Neyse, buradan devam edelim biz. Videoyu açalım buradan. Akademi. Yabancı kanal. Şimdi. Samara'nın hazırlandığı söylendi. Festival için zeytin tadım yarışması. 15 farklı çeşitten. Samara 3 farklı zeytinyağı seçecek. Şimdi bakın, arkadan bir yandan videonun orijinal sesi çalıyor. Bunu kapatmak için, videonun orijinal sesini kapatmak için yukarı tıklayın yeşil işareti. Buradan sıfırlayın diyen videoyu buradan. Bu bizim kendi, yani çeviri, uygulamanın çevirdiği Türkçe ses. Bu da videonun orijinal sesi. Bu yüzde kalacak, bu sıfırda kalsın. Şimdi buradan sesi oynatma hızını ayarlayabilirsiniz. Bunu bir yapalım. Bir de kalsın. Oynatalım şimdi. Ve onları bir araya getirin. Bir yarışmacı karışımı tadacak. Ve 15 çeşitten hangi üçünün? Bunu yapma. Buradan alt yazılar kapalı. Alt yazıyı açmak istiyorsunuz, isterseniz buradan. Şuradan isterseniz sesi değiştirebilirsiniz. Ayarlar kısmından. Bir yarışmacının hiçbir farkı tadamayacağını varsayın. Ve rastgele tahmin ediyor. Olasılık nedir? Nereden açmıştık bunu? Ayarlara tıklayın. Buradan isterseniz alt yazıyı açabilirsiniz. Ama burada maalesef Türkçe çevirisi yok. Zaten Türkçe çeviri için az önce gösterdiğim uygulamayı kullanabilirsiniz. Yine yeterli kadar izlenme gelirse bunun da devamı çekilecektir. İki uygulamayı da ayrıntılı şekilde anlatacağım. Şimdi şimdilik videoları kısa tutmayı hedefliyorum. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi ve videolara abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.